Herkese merhaba arkadaşlar, Bünyamin Tangal YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Adobe x Designda nasıl hover yapabiliriz onu göstereceğim. Şimdi hover dediğimiz terim şu, herhangi bir butona geldiğimizde, üzerine geldiğimizde renk değiştirir, tersine bir renk yapar ya, şimdi onu göstereceğim size nasıl olduğunu. Renk değişimi aslında, bakın şurada görmemiz mümkün, yukarıya baktığımızda bakın. Gördünüz mü? Hover'da bu şekilde kırmızıya dönmesi, beyaza dönmesi, seçtiğiniz renge dönmesi. Şimdi öncelikle bir site tasarlıyormuş gibi şu arkamı bir düzeltelim. Nasıl bir renk geçi? Şöyle uygundur. Şimdi bir menü tasarlıyoruz diyelim. Ana sayfa diyelim. Şunu 16 yapalım. Ana sayfa. Hakkımızda. blok iletişim. Tamam mı? Bunu böyle ortaladık. Şuraya da şöyle bir logo çizelim. Şunu şöyle yapalım. Seni şöyle yapalım. Tabii ki de bu logo değil. <laughs> Logonun çok basit bir hali. <laughs> logo diyemeyiz yani buna. Şöyle yapalım. Seni de daha açık bir renkle ortamı düzeltelim. Tamamdır. Şöyle bir logo yaptık diyelim. Tamam mı? Şöyle bir logomuz var. Şimdi arkadaşlar butonu şöyle koyduğumuzda arka renk biraz bize şu tarz bir renk vermeli ki arkayı gösterelim. Birazcık da içine şöyle bir gölge ekleyip birazcık kısarsak bu iş tamam. Şimdi bir de ma mavi, rengi yapalım şöyle. Çok hafiften tamamdır. Hatta şunu da ben mavi yapacağım ki demek istediğimizi görelim. Şu an renklerle çok skalayla oynamadım. Yani size amacı göstermek için. Üzerine de ne yazalım? giriş yap diyelim. Şu an şunu almadığım için sıkıntı oldu. Giriş yap. Tamam mı? Bunu da sonra bold seçelim ve rengini de bembeyaz yapalım. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine geldiğimizde bunun nasıl hover vereceğini göstereceğim. Ancak şunu bir 1872 yapalım. Büyütelim. Şimdi bunu arkadaşlar öncelikle şuradan komponent yapıyoruz. Komponent oldu. Gördüğünüz üzere şu an bir komponent, bir grup değil, bir nasıl diyeyim bir bileşen olarak. Şimdi default state dediğimiz bunun default hali yani varsayılan hali. Şu an hiçbir şekilde bir düzenleme yok. Saf halinde artı simgesine tıklayıp hover state dediğimiz zaman burası hover state yazısı kalabilir o fark etmiyor. Hover state'in içinde bunu default'u unutup değiştirmeyin. Default'takini değiştirir. Hover olmaz. Hover'a getirip arkayı değiştiriyoruz. Bu rengi kafanıza göre yapabilirsiniz. Keşke bir dakika şu rengi bir alalım şuraya. Şunu yapıp hover'da arkasından beyaz yaptık mı? Bakın. Şimdi bunu nasıl çalıştıracağız? Şuradan prototip kısmına geliyoruz. Gördüğünüz üzere bakın hover yaptık. Bu tabii ki de şu an bu prototipte prototip olarak görüyoruz. Bunu kodlamada arkadaşınız veya siz yazılımda bunu kodlayacaksınız. Ancak kodlamadan önce bunu kolayca görebilirsiniz. Bir de toggle kısmı var. Hover'ı silelim. Hover'ı silemedik. Bunu yine aynı şey yapmıştım. Şimdi toggle'a tıklıyoruz. Toggle dediğimizde tıkladığında değişecek. Ne yapabiliriz şimdi? How toggle state de küçülsün. Tamam mı? Çok hafif küçülsün diyelim. İçindekini de küçültelim. İyi izleyin arkadaşlar. Default da böyle. Küçüldü gördünüz mü? Tabii ki de tam bir küçülme olmadı. Çünkü merkezini almamız lazım. Şöyle bir daha deneyelim. Bunu tam merkezinde alırsak onu da merkezinde alamıyoruz. Tabii ki de toggle illa renk boyut e, olması zorunda değil. Şu tarz bir küçülme büyüme de yapılabilir. Ya da direkt toggle'da renk de değiştirebiliriz. Örneğin tıkladığında diyelim ki mavi olsun diyelim. Tabii ki de renk boyutuyla oynadığımız için biraz yamuk yumuk olabilir. Evet. Renk olarak değiştirebilir Bütün olarak değiştirilebilir. Böyle yapılabilir. Şimdi e, hover'ı burada kullanabiliriz. Şöyle bir tane slider yapalım bir tane. Slider'ın içinde de küçük bir görüntümüz olsun. Tamam mı? Şöyle bir renk seçtik öncelikle başlangıç için. Burada bir slider'ımız olacak. Peki bu slider'ı şöyle bir renk yapalım. Arkasına geldiğinde arka rengini şu renk yapsın bu tarz ıı, tasarımlar da hoş oluyor. Hover dediğimiz kısımda gelelim. Şöyle bunu temel anlamı alalım. Şurada fotoğrafım var mıydı benim onlara bir bakalım. Şöyle aşağılara indiğimizde var. Şunu koyalım hemen. Bir Valorant resmi koyalım. Şimdi buraya tıkladığımızda bakın iyi izleyin arkadaşlar. Bakın burada da hover güzel olabilir. Bu hover aslında slider'da değil de aşağıda örneğin kategorileriniz var. Kategoriler kısmında Şöyle kategorileriniz bulunuyor diyelim. Tamam mı? Dört tane. Şunlar uymadı. Şöyle buna da boyut açıp küçültelim. Şöyle hover'larınız var diyelim. Bunlara etki eder mi? Eder. Tıklıyoruz. Tabi şu an boyutunu üstteki gibi aldı hover'da. O yüzden problem oldu. Bunu komponentten kaldıracağız. Şöyle ungroup component diyelim. Şöyle component alıp default'tan hover dedikten sonra hover kısmında bunun rengiyle oynayacağız. Ondan sonra default diyeceğiz ve artık hazır. Mesela kategori'den kategori'ye geçeceksiniz, renge göre şöyle gidebilirsiniz. Mesela bunu e, mavi değil de kırmızı yapalım. Daha çok uyum sağlayacaktır. Burada şu an anladığınızı varsayıyorum. O yüzden size tasarımda ne gibi yerlerde kullanılabilir onu gösteriyorum. Şöyle olabilir mesela. Burada aşağıda metinleri yazar. Böyle tıklaya tıklaya gidersiniz. Bu şekilde arkadaşlar çalışma prensibi Hover'ın. Bir de zaten maskeleme yöntemimiz var. Onu önceki derslerde göstermiştim. Yine göstereyim. İki tane kareyi bir karenin rengini kırmızı yaptığımızda bunun içerisini ikisini de mask with shape dediğimizde hangisi alt kısımdaysa onu onun üstüne yapıştırıyor şimdi bunu üste alırsak bu sefer rengimiz kırmızı gözükecek gördüğünüz gibi bunu sonrasında da ayarlamasını yapabiliyorsunuz böyle şu tarafı gözüksün vesaire maskeleme her yerde çok işe yarıyor o yüzden maskelemenin mantığını öğrenin şurada bile mesela yapabiliriz mask with shape şey diyelim şöyle bir şey yapalım atıyorum şöyle bir şey de olabilir matematik bilginiz varsa zaten bu maskeleme yöntemiyle birçok şekli çıkartabilirsiniz. Bugünlük göstereceğim bu şekilde arkadaşlar. Hover kısmı çok önemliydi. Toggle kısmı da. Bunları bu şekilde kolayca yapabilirsiniz. Onun dışında reg skalası vesaire seçmeyi zaten gün geçtikçe, zaman geçtikçe, tasarladıkça öğreneceksiniz. Bu şekilde. Bir sonraki tasarım Adobe X Design dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.